Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim 11 kere Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur, o tektir, hiçbir ortağı yoktur, bir tek ilahtır, hiç kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır, doğurmamıştır, doğrulmamıştır ve ona hiç kimse denk olmamıştır der. Allahu Teala ona 2 milyon sevap yazar. Daha fazla diyenin Allahu Teala sevabını arttırır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim herkesten evvel Allah'a hamd ederim, herkesten sonra Allah'a hamd ederim ve her hal üzere Allah'a hamd ederim derse o kişiye Allahu Azze ve Celle'ye ibadet edenlerin tümünün ibadeti kadar sevap verilir. Ahmet İbni Ebil Havari rahmetullah şöyle anlatmıştır. Bir kere Ebu Süleyman'ı Darani'ye ben İsrail oğullarını çok kıskanıyorum dediğimde o neden diye sorunca ben 800 sene yaşayıp eskimiş kırbalar gibi oluncaya kadar ibadet etmeleri sebebiyle dedim. O zaman o ben de senin bir şey söyleyeceğini zannettim. Vallahi Allahu Teala bizden derilerimizin kemiklerimiz üzerinde kurumasını istemiyor. O bizden ancak kendi yanındaki makamlara ve rızasını kazanmaya karşı doğru bir niyetle olmamızı murat ediyor. Bu ümmetten bir kişi 10 gün sadakatle çalışsa, onların o uzun ömürlerinde ulaştıkları makamlara nail olur buyurdu. Şeyh Şazeli rahmetullah Tacul Arus adlı kitabında buyurmuştur ki, ömrü kısa olan, az yaşayacağını tahmin eden kişi, mahlukatının adedince Allahu Teala'yı tesbih ederim. Subhanallahi adede halkihi. Camiiyetli birçok manayı toplayan zikirle meşgul olsun. Zira böylece kısa zamanda ve kolayca diğerlerinin uzun zamanlarda yaptıkları zikirleri bir anda yapmış olur. Bir insanın boş vakit bulup da sadakatle Mevla Teala'ya yönelmemesi tam manasıyla bettahlığın işaretidir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlık ve boş vakit insanlardan pek çoğunun kendilerinden faydalanma hususunda aldandıkları iki büyük nimettir buyurdu. Yani sıhhatli olan kişi din veya dünya işiyle meşgul olmalıdır. Yoksa ikisini de kaybedecektir. Rabbimiz bizi de sizi de dünya ve ahiret hususunda aldanmaktan muhafaza eylesin.